Gülperi, hazır mısın? Şimdi evleneceğiz. İşte evlenme dairesi şurada. Hazırım fakir. Haydi gidelim evlenelim artık. Fakir, her şey için teşekkür ederim. Sen bana sahip çıktın. Dışarıda açlıktan ölecektim. Sen bana yardım ettin. Çok teşekkür ederim. Önemli değil Gülperi. Neyse, hadi artık gidelim. Evlenme dairesi şuradaydı. Bakalım yerini değiştirmişler mi? En son buradaydı ama. İşte hala burası sanırım. Evlilik başvuru dairesi. Evet, Gülperi hazır mısın? İçeri giriyoruz ve artık evleneceğiz burada. Tamam fakir, hadi girelim. Peki düğün yapacağız mı? Sen istersen düğün de yaparız. Hiç sorun değil. İstiyor musun? Yok fakir ya, boşver. Düğün falan yapmayalım. Zaten benim tanıdığım kimse yok ki. Düğüne kim gelecek? Tamam Gülperi, sen bilirsin. Neyse, girebilir miyiz bayım? Buyurun gelin. Merhaba bayım, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun, bir şey mi oldu? Evet bayım, aslında biz evlenmek istiyoruz da bizi evlendirebilir misiniz? Tamamdır, oturun öyleyse şuraya, hemen işlemlere başlayalım. Tamamdır, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, ilk önce isimlerinizi öğreneyim. Sizin isminiz nedir? Benim adım Fakir. Tamamdır, sizin isminiz nedir hanımefendi? Benim adım da Gülperi. Tamamdır, Fakir ve Gülperi, evlenmek için bize başvurdunuz, doğru mu? Evet, doğru. O zaman ben de sizi evlendiriyorum. Şimdi Fakir, Gülperi'yi karın olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Gülperi, Fakir'i kocan olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. O zaman ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun bayım, çok teşekkür ederim. Önemli değil. Öf ya, canım çok sıkılıyor. Babam da neredeyse hala eve geri dönmedi. Televizyonda da bugün hiçbir şey yok. Babam nereye gitti ya, nereye? Neredesin baba yine, neredesin? Öf ya. Bir dışarı çıktılar, hala geri dönmediler. Acaba zengin amcam ve Rüzgar evde mi? Gidip bir onlara bakayım en iyisi. Babam da belki onlardadır ya. Evet evet, olabilir. Bakmakta fayda var. Büyük ihtimal babam zengin amcamlarda. Zengin amca, zengin amca, Rüzgar, evde misiniz? Açın kapıyı lütfen. Babacım, Arda geldi, ben bir kapıyı açayım. Tamam Rüzgar, git aç oğlum. Tamam baba. Arda ne istiyor acaba ya? Geldim Arda, geldim. Sonunda açtın Rüzgar. Rüzgar, babam nerede biliyor musun? Fakir amcam mı? Evet evet, nerede o? Eve de gelmedi, herhalde buradadır diye ben de sizin eve geldim. Burada yok mu yoksa? Yo, burada değil. Nerede biliyor musun? Ben sanki biliyordum babanın nerede olduğunu. Az önce Kerem komiserin odasına böyle dilenci bir kadın geldi. Kerem komiser onu hapishaneye atacaktı. Ama Fakir amcam dedi ki, onun hiçbir suçu yok dedi. Hapishaneye atmayın onu dedi. Ben ona yardımcı olacağım dedi. Herhalde o dilenci kadına yardım etmeye gitti. Şu anda nerede bilmiyorum. Tamam. Rüzgar, beraber aramaya gidelim mi? Belki bu dilenci kadın babama zarar vermiş olabilir. Evet, doğru söylüyorsun sanırım Arda. O zaman burada bekle, ben babama söyleyeyim de beraber Fakir amcamı arayalım. Tamamdır Rüzgar, bekliyorum. Hadi hızlı ol dostum. Hemen geliyorum, bekle. Babam umarım izin verir. Babacım. Ne oldu Rüzgar? Babacım, Arda ile Fakir amcamı aramaya gidebilir miyiz? Fakir nerede ki? Baba, dün dilenci bir kadın geldi ya, Fakir amcam da ona yardım edecekti. Bu dilenci kadın Fakir amcama zarar vermiş olabilir. Evet ya, ben onu tamamen unuttum. Doğru söylüyorsunuz. Tamam çocuklar, siz Fakir'i aramaya gidin. Ben de Kerem komiserin yanına gideyim. Belki o Fakir'in nerede olduğunu biliyordur. Tamam babacım, tamam, hadi görüşürüz. Umarım Fakir amcama o dilenci kadın bir şey yapmamıştır ya. Arda, babam isim verdi. Hadi çabuk, Fakir amcamı arayalım hemen her yerde. Tamam dostum, hadi gidelim. Olamaz ya, olamaz. Kesin o dilenci kadın Fakir amcamı esir aldı ve tüm parasını istiyor Fakir amcamdan. Fakir amca, neden yardım ediyorsun o dilenci kadına, neden? Öf ya. Nerede acaba Fakir amcam? Rüzgar, sence babama bir şey mi oldu? Fakir amcama bir şey olmuş olabilir. Hemen onu bulalım Arda. Evet. Olamaz ya, olamaz. O dilenci kadını bulayım var ya, ağzını burnunu kıracağım. Eğer ki babama bir şey yaptıysa ve eğer ki babamdan paralarını istiyorsa, onun işi bitti. Hiç acımayacağım o kadına. Arda sakin ol, merak etme. Bulacağız Fakir amcamı. Bak, babam da Kerem komiserin yanına gideceğini söyledi. Belki Kerem komiserin nerede olduğunu biliyordur.
Umarım buluruz, umarım. Neyse. Fakir amca! Neredesin fakir amca? Fakir amca ses ver. Beni duyuyor musun? Dilenci kadın belki de fakir amcamı şehir dışına kaçırmış olabilir. Nerede fakir amcam ya, nerede? Fakir amca ses ver lütfen. O dilenci kadın sana bir şey mi yaptı? Fakir amca neredesin? Neredesin fakir amca, ses ver. Rüzgar anlaşılan şehirde değiller. Şehir dışına çıkmış olabilirler. En iyisi şehir dışını arayalım. Tamam haydi gidelim. Ama güvenlikler şehrin dışına çıkmamıza izin vermeyebilir. Kaçmamız lazım o yüzden. Tamam tamam. Gel şimdi kaçarız, merak etme. Bizi yakalayamazlar. Onlardan daha hızlı koşuyoruz çünkü. Çabuk Rüzgar, çabuk. Geliyorum Arda. Evet. Şehir dışına yaklaştık. Rüzgar hazır mısın dostum? Güvenlikler eğer ki şehir dışına çıkmamıza izin vermezlerse kaçarak uzaklaşacağız. Çabuk çabuk hızlı ol. Geldim Arda, geldim. Arda, ya yakalanırsak, güvenlikler yakalarsa o zaman ne olacak? Rüzgar, ben yakalanmam. Ama eğer ki sen yakalanırsan arkamdan gelme, tamam mı? Ben başımın çaresine bakarım. Ama yakalanmayız ya, güvenlikler yavaş koşuyordur. Bizim kadar hızlı koşacaklarını sanmıyorum. İşte buradalar. Merhaba güvenlik abi. Çocuklar, ne işiniz var burada? Güvenlik abi, babam kayboldu, fakir. Onu aramamız lazım, dışarı çıkabilir miyiz? Çocuklar, üzgünüm, böyle bir şeye izin veremem. Zengin bey çocukların dışarı çıkmasına izin verme dedi. Şehrin dışına çıkamazsınız. Ama güvenlik abi, babam kayıp diyorum, anlamıyor musunuz? Çocuklar, maalesef. Gidin zengin beyle gelin, o zaman belki izin veririm. Zengin beyin izin verdiğini öğrenmem lazım. O zaman Rüzgar, hazır mısın? Hazırım. Neye hazırsınız bakalım siz? Rüzgar koş dostum. Geliyorum Erda, koş. Çocuklar kaçmayın. Gelin buraya çocuklar lütfen. Bakın zengin bey izin vermiyor. Rüzgar çabuk dostum, arkana bile bakmadan kaç. Geliyorum Erda, geliyorum. Ama arkamdalar, kovalıyorlar. Yakalanma sakın Rüzgar, yakalanma. Gel çabuk. Hadi gel Gülfere, şehre geldik. Artık evliyiz. Arda, yani benim oğlum, seninle evlendiğimi duyunca birazcık şaşıracak. Ama merak etme, zamanla alışır. Umarım bana alışır. Merak etme, alışacak sana. Hadi gel gidelim. Ha? Arda, Rüzgar, burada ne işiniz var? Çocuklar neredesiniz? Çıkın ortaya. Bakın zengin bey bana çok kızacak, çabuk çıkın. Zengin bey izin vermiyor. Ha? Bu fakir bey. İşte çocuklar da burada. Çocuklar siz nereye gittiniz ya? Fakir bey kusura bakmayın ya, şehirden kaçtılar. Tamam tamam, önemli değil, koruma. Sen git nöbetine devam et. Artık bunları yakaladım ben, merak etme. Bir yere gidemezler. Tamam fakir bey, sağ olun. Çocuklar sakın bir daha böyle bir şey yapmayın ya. Bakın sonra zengin bey bana kızıyor. Neyse, görüşürüz fakir bey. Oh be, fakir beyin yakaladığı iyi oldu. Yoksa zengin bey bana çok kızardı, çok. Neyse ben de nöbet yerime geri döneyim. Arda sakın bir daha şehirden kaçmayın, tamam mı? Ya baba ne yapayım ya? Sana bir şey oldu sandım, seni arıyorduk. Bir tane dilenci kadın varmış, seni kaçırmış galiba. Ne? Ne kaçırması oğlum? Yoksa dilenci kadın bu arkandaki mi? Evet bu, ama onunla düzgün konuş. Onun adı Gülpere, o dilenci kadın değil. Ya baba sen de elin kadınını bana savunma. Oğlum düzgün konuş diyorum bak. O senin annen. Ne? Annem mi? Baba ne diyorsun sen, kafayı mı yedin? Benim annem yıllar önce öldü. Miray, hatırlıyorsun değil mi? Hatta geçen gün mezarına gitmiştik. Oğlum artık annen öldü ve ben de yalnızdım. Oğlum bak, ben Gülpere ile evlendim. Bunu artık aklına sok. Baba ne evlenmesi ya? Baba ne diyorsun sen? Ne zaman evlendiniz? Baba neden bana haber vermedin, neden? Ya böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin sen ya? Annemi ne çabuk unuttun babacığım. Oğlum annen öleli yıllar oldu neredeyse. Yıllar oldu neredeyse. Artık ben de yalnız yaşamaktan bıktım. O yüzden Gülpere ile evlendim. Artık o senin annen. Babacım o benim annem falan değil. Benim annem Miray. Fakir, çocukların üstüne gitme. Doğru söylüyor. Ben onun gerçek annesi değilim. Gülpere, Arda adına senden özür dilerim. Merak etme, zamanla alışacak. Zamanla seni annesi olarak anlayacak. Hayır baba. Zamanla böyle bir şey olmayacak. Benim annem yıllar önce öldü. Ve ben yeni bir anne istemiyorum. Üvey anne istemiyorum ben. Arda, dostum. Bak fakir amcam doğru diyor. Artık evlenmişler. Değil mi fakir amca? Evet, artık biz evlendik. Ve aynı evde yaşayacağız. Babacım, eğer ki o kadın bizimle gelirse ben o eve geri dönmem.
Oğlum gel şuraya bak. Sözümü dinle. Hayır baba. Ben rüzgarlarda kalacağım. Siz gidin. Tamam oğlum. Biz gidelim artık. Zaten zamanla alışır bize. Tamam Gülpere. Hadi gidelim. Ama şunu anla. Gülpere ile artık biz evliyiz. Bunu kafana sok. Tamam mı? Gülpere haydi gidiyoruz. Geliyorum fakir. Geliyorum. Fakir, çocuğun üstüne bu kadar gitme. O da annesini özlüyor. Eski karın Miray herhalde onu çok seviyordu. Evet, Arda Miray'ı çok seviyordu. Ama yapacak bir şey yok. Miray bir zombi saldırısında öldü. Ve artık onu unutması lazım. Çünkü Miray'a tekrardan kavuşamayız. Neyse, birkaç gün zenginlerde kalsın da. Zaten daha sonra gelir eve ve sana alışır. Evet fakir, aynen öyle. Bana zamanla alışacak, hiç merak etme. Haydi gidelim artık eve. Gel Gülpere, gidiyoruz. Rüzgar, ben artık o eve asla geri dönmem. Babam resmen dilenci kadınla evlenmiş ya. Arda, bence anlayış göstermen lazım. Fakir amcam uzun zamandır seninle beraber yaşıyor. Ve her gün sana o yemek hazırlıyor. O senin temizliğini yapıyor. Fakir amcamın da kendi işleri var. Her gün sana bakmak zorunda değil ki. Hayır Rüzgar, hayır. Ne çabuk annemi unuttu ya. Benim annem zombi saldırısında öldü. Ve ben yeni bir anne istemiyorum. Üvey anne falan istemiyorum. Ve o eve asla geri dönmeyeceğim. Rüzgar, birkaç günlüğüne sizde kalabilir miyim? Tamam dostum, kalabilirsin. Haydi gidelim bize. Gel Rüzgar, gidelim. Asla eve geri dönmeyeceğim, asla.